Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün 2 tane ağır, 2 tane de hafif tank savaşımız olacak. Güncelleme öncesine ait eski savaşlar. Ağır savaşlarımız kılçıksız, temiz savaşlar. Fazla bizi yormayan savaşlar ama hafif tank savaşlarımız ikisi de Sheridan'la ve ikisi de birazcık uzun süren sıkıntılı savaşlar. Bakalım. İlk karşılaşmamız Maoshen'le. Gördüğünüz gibi can puanımız eski güncellemede 6.9'daki gibi 1800. Artık bu tankın can puanı 2400 arkadaşlar. Yani oldukça yüksek bir can puanına ulaştı. Seviye 9 girdiğimiz bir karşılaşma gördüğünüz üzere. Üstünlükte oynuyoruz. Üzüm bağları haritasındayız. Bakalım şimdilik bir spot yedim. Karşıda birileri olabilir veya A'dan da açmış olabilirler muhtemelen. Bakalım ilerliyorum. Top tier girmenin verdiği avantajla o cesaretle tankımız da zaten oldukça zırhlı bir tank olduğu için bir miktar risk alabiliyorum. Her tankla bu şekilde ortalıkta oynamamak gerekiyor ama bu tankla bunları yapabiliyorsunuz bir miktar. Bakalım. Evet, şu kısımda bir tankları var ama evin arkasına kaçtı. Şuradan geçecek gibi duruyor o adam. Aynen. Güzel bir şekilde vurduk. Palete gitti. Bir mermiyi sekledik. Sol tarafa geçen bir tane hafif tankları var. Şimdi bu hiç hoş olmadı. Normalde şuraya kimsenin geçmediğinden emindim. Buradaki elemanı da kovaladıktan sonra şuradan aradakilere, karşıdakilere vuracaktım ama bu elemanın buraya geçmesi benim bütün planlarımı bozdu. Şimdi bunu buradan muhakkak def etmem gerekiyor bir şekilde. Yanımda da arkada bir tane avcı var. Amacım aslında ona yemekmek normalde ama bakalım eleman şu an beni delmeye falan çalışıyor galiba. Neyse, mermi vurduk, patlayıcı mermiyle yüksek bir hasarla kendisini garajına gönderiyoruz. Şimdi iyi oldu, çok da güzel oldu. Devam edeceğiz buradan, bakalım base'e doğru şu aradaki elemanlara vurmaya çalışacağım. Birazcık takdir edersiniz ki bu kadar zırhtan dolayı yavaşta bir tankız, yetişemiyorum. Evet, güzel bir hasar daha burada IS'e vuruyoruz. Şimdi o ne lan, ne yap? RHM mi lan o? Oğlum bu nedir lan? Ne yapıyorsun sen burada? Aşağı gidiyor şimdi. Evet, bayağı bir vurdular abi adama. T30'a güzel bir hasar verdim. Açıyı biraz fazla kaçırdım galiba. T30 gibi yüksek delen bir tanka karşı açı olayını birazcık ince ayarlamak gerekiyor. T30'u hasarı aldık ama şimdi evet. RHM'ye. Normalde T30'a gidecekti de baktım götü dönük bir RHM. Bu tarz fırsatları pek fazla kaçınmıyor. Şimdi gayet güzel bir şekilde sektirdim. Hedefim T30. Karşıdaki IS'i atmıyorum arkadaşlar. Çünkü T30 benim için ciddi tehlike oluşturabilecek bir tank. IS'ten ziyade. O yüzden IS3'ü saldım orada. Şu an üstünlük olarak oldukça iyi bir durumdayız. Her ne kadar rakip kalabalık olsa da çok oldukça yüksek bir can puanındayım gördüğünüz gibi. Şu an iyi de bir pozisyondayım. Karşıda bir tane şarjörlü var. Base'in birinde kesiyorlar ama diğer base'e de gelmeleri gerekiyor. Bir tank daha geliyor. Güzel bir hasar daha vuruyorum burada. Hafif de açıdayım. Bakalım. Arada kayalar falan da geliyor. Her türlü beni koruyorlar abi. Şu an maç onlar açısından oldukça kötü bir durumda. Evet, oradan bir hasar geldi ama onu da alıyoruz. Sağdan gelen hasar da fazla önemli değil. Karşılaşmayı almayı başardık. Oldukça zırhlı bir tank. Artık güncelleme sonrasında daha da yüksek bir can puanda olduğu için Maoshen keyifle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz savaşları da böyle güzel yönetebilirseniz eğer can puanınızı da bir miktar korursanız gayet güzel savaşlar çıkarırsınız Maoshen'le. Evet, E100. Kambersiz düğün olmaz, E100'süz video olmaz abi. Sloganımız devam ediyor. Neredeyse her 10 seviye koyduğumuz ortaya karışık savaşlarda bir tane E100 videosu atıyoruz. Çünkü E100'de ben sık sık oynuyorum. Bol bol, keyifle oynuyorum abi. Ben E100'ü çok seviyorum. Arada yine yorumlarınızı okuyorum videoların altına işte. Veya soruyorsunuz bana ilk hangi tank gideyim, hangi seri gideyim falan. Ben genelde E100 ya da Maus öneriyorum artık. Almanlar bir tık daha ön plandalar bence. Bunun dışında IS-4, IS-7 yine her zaman önerdiğimiz tanklar ama özellikle keyif arıyorsanız bakın mesela böyle. Biraz götçü bir tanktır E100 arkadaşlar. HE mermi yani yüksek patlayıcı mermisi 1000 civarında vurduğu için özellikle götünüzü bu arkadaşa fazla dönmemeniz gerekiyor. Kullandığınız tanklarla HE'leri yersiniz. Böyle de bir keyfi var.
Veya çok zırhsız tanklar, işte gri serisi olur, hafif tanklar, Behçet serisi falan, Sheridan'lar falan dikkatli atarsanız oldukça yüksek hasarlar her taraflarından verebilirsiniz bu tanklara. Diğer tankların da genelde arkalarından hani ne bileyim Maus gibi, IS-4, IS-7 gibi tanklar olmadığı müddetçe kıçlarına saplarsınız. Patlayıcı mermilere oldukça da yüksek hasarlar verirsiniz. O yüzden ben E100'ü seviyorum. Yani girdiğim zaman keyifle de oynuyorum açıkçası. Mouse'dan bu kadar keyif almıyorum. Onu da söyleyeyim tekrardan, ama her iki tank da gerçekten oldukça keyifli. Ama özellikle keyif istiyorsanız E100'ü kesinlikle tavsiye ederim. Garajınızda bir E100 olsun. Şimdi başka bir şeyden bahsedecektim aslında. Bu da saçma sapan bir atı nasıl kaçırdığımı bilmiyorum abi. Arada bir gözüm dönüyor. Demek ki artık herife mermi atacağım diye. Neyse. Şeyden bahsetmek istiyordum aslında. Bu tankı kullanamıyorum. Ne bileyim işte, kafasına ayrı açı vermek gerekiyor, altına ayrı açı vermek gerekiyor falan diye söyleyenlerinizi görüyorum. Bakın abi, kaç tane mermi sektirdim. Yani mediumlar hareket halindeyken falan çok kolay delemezler sizi. Yani bu tankla ben sektiremiyorum, zırhı çok kötü diyorsanız muhakkak sizde bir sorun vardır. Muhakkak. Yani ben başka bir ihtimal veremiyorum açıkçası. Şimdi yine aşağıda birkaç arkadaş çıkacak. Benim karşıma ez geldi miydi, patır patır deliyorum. İşte hiç affetmiyorum. Her tarafından deliyorum. Bazı oynayanlar şey diyecektir. Ya beni herkes deliyor falan filan. Bu arada H'leri saplamayı unutmuyoruz abi. Görüyorsunuz. Yine götün dönen bir T92 E1. Ona da H'yi vurduk. Neyse. Sektirir abi. İşin özeti, kısası, lafın kısası, E100 sektirir. E100 durduğu yerde de sektirir. E100 hafif açıda sektirir. Kafasından sektirir, götünden sektirir, yanından bol bol sektirir. Her yerinden sektirir E100. Birazcık alışacaksın. Birazcık alışacaksın. Şöyle atışları da yaptı mıydı bu tank? Tadından yenmez oluyor abi. Gayet güzel. Son hasarda vurduktan sonra 5000'in üzerinde bir hasara çıkaraktan karşılaşmayı bitiriyoruz. E100'ü çok övdüğümü düşünenleriniz olabilir ama ben birçok arkadaşım bana katılacağını düşünüyorum. Yani E100 özellikle mesela nasıl söylesem, mesela VK72 ile karşılaştırırım. VK72 de aynı böyle bir topa sahip ama VK72 bundan daha da zırhlı. E100'de daha zırhlı gerçekten. Alt zırhı olsun, kule tarafı olsun, gerçekten daha zırhlı. Ama E100 işi bilen adam E100'de gerçekten çok iyi oyunlar çıkarıyor. Neden? Çünkü E100 biraz da sizin kabiliyetinize bağlı. E100'de yaptığınız şeyler. Yani o açı olaylarını falan düzgün ayarlayacaksın. Durduğun pozisyondan tut verdiğin açıya kadar her şeyi E100'de düzgün ayarlarsan güzel işler yaparsın. Tamam, çok fazla övmüyorum E100'ü. Bu videoda bayağı bir övdüm. Beğenmeyenleriniz olabilir. Kimseye bir şey demiyorum abi. Sonuçta kişisel tercihler bunlar. Ama ben çok seviyorum E100'ü. Şimdi iki tane Sheridan'la maçımız var. Bir tanesi kayıp, bir tanesi kazançlı bir savaş. İlk diğer çalıda durdum. Bu haritada çok fazla spot noktalarını vesaire bilmiyorum. Şu normalde sağ tarafında önümde çalı var. Aslında oradan spot yapmak daha mantıklı. İlk başta da kimseyi açamayınca biraz yaklaştım. Yaklaşınca geçerken KPFPZ70 açtık. Biraz haritaları da bilmek tabii ki önemli arkadaşlar. Bu da en son gelen harita olduğundan dolayı Helen haritası. Ben açıkçası çok net bilmiyorum. Ama yine de sonradan hani birazcık burada açamadığını görünce, sonuçta beyin bedava değil mi? Biraz daha ileri gidersin. Hani demek ki mesafe uzak açamıyorsun kimseyi. Şimdi karşılaşma sıkıntılı bir hal alacak. Birazdan neden sıkıntılı bir hal alacak? Arka tarafa geldim. Epey de bir destek verdim aslında. 4 tane mermi attım şuradan ama bizim takım rakip de çok yüksek kalibre topları olan 2 tane Yak Panzer, işte avcıları Hori falan var, ne bileyim. Bayağı sağlam adamlar var. Bizimkiler ölmekle meşguller. Şu an o kadar bir sıkıntı yok. Durum 1-1 ama birazdan patır patır dökülmeye başlayacaklar. Çünkü çok fazla can puanı kaybettiler. Adamların avcılarını görüyorsunuz abi. Burada da arada şu kolon varmış galiba, bir tane o dikil şeylerden, neyse bunlar sütun mu neyse, ona gitti. Hiç fark etmemiştim. Neyse, uzak mesafe arkadan hani herifleri iki ateş arasında bıraktım. Ayağına buradayım şu anda. Gördüğünüz gibi sıkıştırmaya çalışıyorum vesaire. Şu an 2-2 durum.
Ama hep bizim tankların can puanları maalesef oldukça kötü durumda. Vurmaya da hani çalışıyorum. Vurabildiğim kadar vurayım ayağına ama arka taraftan çok yüksek bir dakika başına hasarı olan bir tank da değil açıkçası şeridim. Burada araya girip milleti karıştırsa mıydım kafalarını falan, hani bir sonuçta hızımız var, bunu kullanmak gerekiyor hafif tanklarda. O ikilemde kaldım ama özellikle gördüğünüz gibi iki tane yak panzerayı bana bakıyor abi. Sıkıntılı işte, hani giderken vururlar vesaire, çok cesaret de edemedim açıkçası, arkadan destek vereyim dedim. Bizimkiler birazcık tutunsun orada da dayansınlar. Ben de ne bileyim şuradan vurayım, adamların kafasını karıştırayım. O ayaktaydım ama maalesef istediğimiz şeyler oluşmadı. Şimdi halen burada sağ kalan bir tane tankımız var. Ben hasar vermeye çalışıyorum ama oldukça yüksek can puanlarında tankları var gördüğünüz gibi. Şimdi Grilli de çok çabuk bir şekilde zırhsız olduğundan dolayı indirdiler. Geriye 1 vs 5 kaldık. Oldukça sıkıntılı bir durum. Şu noktadan sonra karşılaşmayı kazanmak birazcık ütopik arkadaşlar. Çok fazla şeyin sizin lehinize olması gerekiyor böyle bir maçı kazanmanız için. Şimdi uzak mesafeye geçtim. Görüş mesafemi, işte kamuflajımı vesaire bütün bunların avantajını kullanarak da gördüğünüz gibi orada Hori'yi açtım ve çok düşük can puanda olduğu için ilk önce onu çekiyorum. Şimdi açıldım tabii ki atış ettiğim için. Hızlı bir şekilde burada çukurluk pozisyondan ilerleyip şurada geri döneceğim. Bu tarafa kaçtığımı düşünmelerini istiyorum çünkü. Şimdi geri döneceğim. Muhtemelen spotum gitti. Evet, burada bir beklenmedik eleman var. Hemen güzel bir şekilde ilk mermiyi vuruyorum. Geri çekilemeden o da bana vurdu. Şimdi ben Doldurası'ya bir tane daha vurabilir bana burada. 113 ama şurada boş bir mermi atıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam veya görmediysem, ekran birazcık küçük ama burada güzel bir şekilde hemen ikinci mermiyi de kendisine saplıyoruz. Fırsattan istifade. 3 kişi kaldılar. Şimdi halen sıkıntılı bir durum. Yakpanzer 100'ün bir tanesi o tarafa gitmiş gördüğünüz gibi. Bakalım hızımı kullanmaya çalışacağım. Şu yaptığım şeyi yapmamaya çalışın abi. Mesela bak burada çok hızlı atışlara hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben bazen böyle heyecana kapılıyorum. Birden atıyorum. Şu mermiyi atmamış olsaydım. Şimdi o herif de boş attı. Burada yanına geçip bir tane daha vuracaktım gerçi ama bir 3-5 saniye ancak kazanmış olacaktım herhalde. Neyse. Demem o ki gereksiz atışlar fazla yapmamaya çalışın. Heyecanlanmayın. Götüne geçtim. O da durumu fark etti ama çok yüksek can puanı var. Bu arada fark etmediğim bir şey. Şimdi fark ettim. Üst puanı oldukça yükselmiş. O elemanı da şuradan çekerim diyordum ama he ile geri kaçtı. Bir kere daha vurup yetişirim dedim. Yani yakın diye düşünüp base'i. Bayağı uzakmış abi. Ya ben şurada girerim diyordum 98'de falan. Giremedim. Maalesef aldık ama maçı kaybettik yani IS8'i içeride. Hesaplama birazcık tutmadı. Haritayı çok bilmiyorum. Ben yetişeceğimi düşünüyordum. Biraz da tabii hani götü dönük bir Jagdpanzer 100 olunca dedim bir mermi daha atayım da öyle gideyim bari. Ayağındaydım. Olmadı. 6300 hasarla çeviremedik. Dediğim gibi bu tarz bir karşılaşmada böyle 1 vs 5'te birçok durumun sizin lehinize olması lazım ki o maçı kazanabilirsiniz. Burada bizim lehimize olan durumlar vardı. Onları da kullandık bir miktar ama hem birazcık açgözlülüğümüz hem de yetişirim olayını düzgün hesaplayamadığım için karşılaşmayı kaybettik. Şimdi son karşılaşmamız yine uzun bir karşılaşma. Yine Sheridan'dayız ve gördüğünüz gibi Med tarafına, hafif tank tarafına geldik. Bekliyorum. Evet, açılan bir oyuncu var. Güzel bir şekilde ilk hasarı vurduktan sonra beklemedeyim. Yanıma gelen iki tane tank var. Medium tankımız burada. Şu an gördüğünüz gibi bir hasar daha şuradan verebilirsem gayet güzel olacak. Leopara, şu kafanı bir çekersen bebeğim, biz de vuralım. Değil mi? Önüme tankını getirme. Şöyle adamlara sinir oluyorum ya. Bu kadar nişan alıyorsun. Tam mermi atacak, kafayı sokuyor böyle araya. Ha, ben geldim diyor. Abi neyse, burada yine vurduk da hani bazen öyle şey oluyor ki lan vuracaksın adama, FV'li MV'li denk geliyor bazen veya Jagdpanzer 100'e grill var, hey yüklemişsin tam böyle 1400-1500'leri yapıştırayım ayağındasın. Adam biri gelir kafayı sokuyor ya abi. Çok acayip sinir şeyler oluyor. Bir tane vurdum o eleman kaçmasın diye ama öldüremedim onu. Çok az bir can puanıyla kaçtı.
Hem arkadan hem de ondan yedik maalesef. Şu eleman birazcık daha böyle bir önde oynamış olsaydı en azından şunu alırdı da biz bundan yememiş olurduk. Hoş olmadı. Hiç base'le uğraşmıyorum abi, zaten küçük bir harita. Direkt şuradaki iki tane kaçan medleri var. Onların peşine doğru gidiyorum. Küçük canlıya attım. Büyük canlıya gitti. Yapacak bir şey yok. Evet, arkadan da bizi kesen bir 268 varmış. Hoş olmadı. Tekrar doluma yaklaştım şu anda. Evet, yine ütopik atışlardan bir tanesi. Var ya, vurmasa maç gitmişti abi. Ben ölmüştüm. Bu atış vurmasaydı, bu da çok aslında kolay bir atış değildi. Füzeye geçtim. Füzeyi hala kullanamıyorum bu tankta. Gördüğünüz gibi E100 var. Altına doğru atıyorum ama abi hareket edince herifin yani o şeyini tutturamıyorum, isabeti. Aslında pek füzeye de gerek yoktu burada. Hani bir iki kafa çıkar, gir çıkar, gir çıkar. O herif zaten dönecekti. Ben de buradan tertemiz vuracaktım ona normal mermi ama dediğim gibi bir kendime orada bir şey yaptım. Dedim şu füzeyi bir atayım da alt tarafından falan vurayım. Beni kovalıyorlar bu arada. Kaçıyorum hızımı kullanaraktan. 3 kişiyiz mi? Aynen. Onlar da 3 kişi, 4-4 durum. Bakalım. E100 burada. Güzel bir can puanında. Rakibin canı azaldı. 268 tekrar geri dönmüş. Ben dedim tekrar arkalarına geçeyim. Ama bizimkiler yine hala ölüyorlar. Buraya gelen birisi var. E100 sadece paletini vurabildim. Kaçıyorum bir yandan. Gördüğünüz gibi kurtulmayı başardım. Evet, yine bu da ikinci kritik noktalardan bir tanesiydi. Karşıda bir tane yine E100 var. Daha iyi bir can puanında. Bir de şimdi bizim elemanı oyundan çeken 268. Şu atış da önemli. Epey bir bekledim ki hani tam düzgün atayım. Bunu da vuramasam yine bu maç sıkıntılı olacaktı. Şimdi asıl işler şimdi başlıyor abi. Daha maçın yarısındayız. Bu iki tank şurada düşük canlı olanı görüyor musunuz? Bak, soldaki üstüme geliyor zaten. O düşük canlı da aynı taraftan gitmeye karar verdi. Bu büyük bir hataydı işte. Bu buradan gelmiş olsa, diğeri de oradan gelmiş olsa bu maçta kesinlikle hiçbir şekilde şu yüksek canlı atışını kaçırmadığım müddetçe benim yapacak hiçbir şeyim yoktu. Burada yine ileri gerilerle şuradaki tepelik avantajını da kullanaraktan sıyrılmayı başardım. Şimdi 1 vs 1 kaldık. Artık hızımı kullanacağım. Üst puanı rakibin daha iyi. O yüzden önceliğim hemen gidip C üssünü kesmek. Burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde E100 ile uğraşmıyorum. Hani girsem belki orada geniş bir pozisyonda yakalayabilirim ama risk atmak istemedim açıkçası. Daha garanti oynamak istedim. Özellikle bu noktaya kadar getirebilmişken karşılaşmayı, şu noktadan sonra risk almak pek mantıklı gelmedi. Daha sonuçta süremiz de var. Burada C base'i kestim. Gördüğünüz gibi o zaten gelesiye, ben rahatlıkla base'i alıyorum. Şimdi hemen çıkmayacağım. Şuradan geliyor olabilir. Hafif bir kafayı çıkarıp bakıyorum. Burada değil. O zaman arka taraftan geliyor demektir. Hemen cuvappa cuppa topukluyoruz abi. Hedefim normalde karşıdaki A üssüne gitmekti. Şimdi herif de şey oldu. Bak, arkadan açıldı. Çok ters bir yerden geliyor. Burada vazgeçiyorum A üssüne gitmekten. Çünkü o herif C'ye girecek. Benim A üssünü almamın pek bir mantığı olmayacak. Şimdi artık onu öldürmeye oynuyorum. Oradan geçeceğini biliyorum. O beni spotlayamadan ben onu spotlayacağım. Bunu biliyorum. Çünkü görüş mesafem ondan daha iyi. Kamuflaj oranım daha iyi. Gayet güzel bir şekilde vurduk. Burada tekrardan geri döneceğim şimdi. Çünkü base alıyor. Tek atışlık bir can puanı kaldı. Şimdi burada herifi ters bir noktada yakalamak gerekecek. Bakalım, şansıma güveneceğim mecburen. Sağ taraftan ilerleyeceğim. Ya bana bakık dönük olacak ama her türlü çok ani bir giriş yaptığım için avantaj bende. Onun nerede olduğunu biliyorum. Muhtemelen hala burada. Girdim. Kötü demek. Güzel. Bu sefer işler bizim yanımızdaydı. Böyle bir maçı da almak çok zordu. Dediğim gibi bu tarz maçlarda birçok şeyin sizin yanınızda, lehinizde olması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bu kez düzgün bir şekilde oynayıp 5000 üzerinde bir hasarla karşılaşmayı almayı başardık. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.